gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız sırtından hançerlendiğini söyledi. Peki 13 yılda girilen tüm seçimler kaybedildi. 12 seçim kaybedildi. Hepsinde mi sırtından hançerlendi? Böyle bir şey olabilir mi sevgili arkadaşlar? Dünyanın hangi ülkesinde görülmüş? 13 yılda 12 seçim kaybedilmiş. Bütün seçimler kaybedilmiş. Buna rağmen genel başkanlık koltuğunda oturmak nasıl açıklanabilir? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %22 ile 26 bandı arasında sıkışmış kalmış. Bu önceki yönetimde de aynı sorun vardı. Şu anda da aynı sorunu yaşıyoruz. %48 değerli bir oydur. Fakat daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adayların toplam oyu yine %48'di. Bizim burada geçmişi de örnek almamız gerekiyor. 1989 yılında Profesör Doktor Erdal İnönü'nün genel başkan olduğu dönemde belediye seçimlerinde SHP Türkiye çapında birinci parti oldu. Bizim bunu örnek almamız lazım. Sadece 2019'daki İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya seçimlerini kazanmış olmamız göreceli bir başarı olabilir. Ama bunu bir zafer olarak ilan edemeyiz. Bizim iddiamızı yükseltmemiz lazım. 1957 yılında, 1977 yılında İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in genel başkanlığında partimizin oyu %41'di. Biz %22'ye, %25'e, %26'ya mahkum olamayız. 14. yılda ne olacak, ne değişecek de biz önümüzdeki seçimi kazanacağız. Bunların üzerine düşünmemiz gerekiyor. Elbette ki Sayın Genel Başkanımız büyük emek harcamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kendisinin şahsıyla ilgili bir sorunumuz yok. Ama bizim burada gerçekçi bir siyaset yürütmemiz ve gerçek bir değişime yol açmamız gerekiyor. Bu değişimin de gerçek olması gerekiyor. Bu seçimlerin kaybedilmiş olmasının birçok nedeni var. Elbette ki AKP'nin baskıları da bu nedenlerden birisidir. Fakat parti içi demokrasinin olmaması, kararların oligarşik bir yapı tarafından alınması birçok lojistik, stratejik, ideolojik hataya sebep olmuştur. 39 milletvekiline oyu %2-3'ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi anayasa değişikliği olacak. AKP'nin dikte rejimini pekiştirmeye yönelik anayasa değişiklikleri gündeme geldiğinde bu milletvekilleri AKP ile işbirliği yaparsa bunun sorumlusu kim olacak? Bizim üyeleri parti içi demokrasi sürecine katmamız gerekiyor. Örgüte sahip çıkmamız gerekiyor. Genel merkez örgütün ağası değildir. Genel merkez örgütün sözcüsü olmak zorundadır. İlçelere, illere bizim kritik kararları danışmamız gerekiyor. Üyeleri etkin hale getirmemiz gerekiyor. Bu ancak parti içi eğitimli olabilir. Partinin organlarının çalıştırılmasıyla olabilir. %5 hariç bir genel merkez kontenjanı hariç ön seçimle olabilir. Birden fazla adaya imza verilebilmesiyle olabilir. Blok listenin olanaksız hale getirilip çarşaf listenin tek seçenek olması veya çarşaf listeyle seçime gidilmesinin kolaylaştırılması gerekiyor ki herkes aday olabilsin. Mahalle kongrelerinin demokratik bir biçimde gerçek kongre formatında yapılması gerekiyor. İki genel seçim üst üste kaybeden birisinin bir daha genel başkan adayı olmaması gerekiyor. Biz biraz önce Sayın Genel Başkan nelerin değişeceğini anlattı. Tüzük kurultayında önemli şeyler var. Reddetmiyoruz ama bunlarla ilgili bir şey, ön seçim kısmı hariç bir şey duyamadık. Çarşaf liste konusu, parti içi eğitim, mahalle kongrelerinin demokratik hale getirilmesi. Çünkü tüm üyelerin oy kullanabildiği tek kongre mahalle kongreleri. Mahalle, ilçe, ilçe, ili, il kurultayı belirliyor delege bazında. Mahalle kongreleri demokratikleştiremezsiniz. Üyeleri bu sürece katamazsınız. Kimlik sorunu. Sayın Genel Başkan, değişimcilerin sağ sol nedir bilmediğini söyledi. Kimi kastetti bilmiyorum. Bizi kastediyorsa ben Sayın Genel Başkan'a solun ne olduğunu anlatabilirim. Kendisi... Sayın Öymen, süreniz maalesef dolmuş bulunuyor. Bir dakika ek süre veriyoruz.
toparlamanız için. Sayın Genel Başkan'ın söylediği doğru değildir sevgili arkadaşlar. Parti sağa kaymıştır. Sol ekonomik politikalar, özelleştirme konusu, vergi politikaları, sendikalarla ilişkiler, eğitim sağlık konusu. Genel Başkanımız solu hayırseverlik zannediyor. Hayırseverlik değildir sol. Sol düzeni değiştirmektir. Ve laiklik ilkesi yönetim tarafından ihmal edilmiştir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir sosyal hukuk devletidir. Şu kadarını söyleyeceğim. Nazım Hikmet'in söylediği gibi en güzel günlerimiz henüz görmediğimiz günlerdir. Bizim sevdamız Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve sevgili Kazım Koyuncu'nun söylediği gibi sevdalık iyi bir şeydir ve ben daha yeni başlıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Recep Bulut konuşmak için.